İstanbulluların raylar üzerindeki yolculuğu 19. yüzyılın son çeyreğinde başladı. 1871 yılında açılan Yedikule Küçükçekmece Banliyö hattıyla lokomotif sesleri şehirde duyuluyordu. Daha sonra 1872'de Fener yolu Pendik Banliyö hattı ve Azapkapı Ortaköy Omnibüs adlı tramvay hattı açıldı. 1875 yılında dünyanın ikinci en eski metro hattı sayılan ve finiküler sistemle çalışan Beyoğlu-Karaköy tüneli, 1914'te ise Karaköy-Ortaköy arasında elektrikli tramvay hizmete girdi. İstanbul tramvayların yaygın hale gelmesi sayesinde 1950'lere kadar dünyanın sayılı kent içi raylı sistem ağına sahip şehirleri arasında yer aldı. 1955-66 yılları arasındaysa tramvay hatları sökülerek şehir raylı sistemden koparıldı ve toplu taşımacılıkta ağırlıklı olarak karayolu uygulamalarına geçildi. Şehrin kalan raylı hatlarından Sirkeci Halkalı 1955 yılında, Haydarpaşa Gebze ise 1969 yılında elektrikli banliyö hattı olarak hizmet vermeye başladı. Yoğun göçler nedeniyle İstanbul nüfusunun hızla artması ve büyük trafik sorunlarının yaşanmaya başlamasıyla uzun bir aradan sonra kentin sürdürülebilirliğini önceleyen belediye başkanlarımız, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki raylı sistem vizyonundan güç alarak raylı sistemleri tekrar odağa alıp yatırımlara başladılar. 1986 yılında Bedrettin Dalan'ın başkanlığı döneminde bugün de İstanbul'un ikinci en yoğun metro hattı olan M1 Yenikapı Atatürk Havalimanı Kirazlı hattının temeli atıldı. 1988 yılında ise şehre raylı sistemlerle ilgili bir ufuk kazandırmak adına İETT'den ayrı bir işletme şirketi kurulmasına karar verildi. Ve bundan tam 34 yıl önce eski adıyla İstanbul Ulaşım, bugünkü adıyla Metro İstanbul kuruldu. Kuruluşun hemen ardından 1989 yılında M1 metro hattının ilk aşaması olan Aksaray-Kartaltepe etabı hizmete alındı. 1990 yılına gelindiğinde İstanbul'un yeni bir belediye başkanı vardı. Bu tarihte Profesör Doktor Nurettin Süzen'in başkanlığında bugün dünyanın en çok yolcu taşıyan tramvay hattı olan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının temeli atıldı. 1992 yılında ise bu hattın Yusufpaşa-Beyazıt bölümü açıldı. Bu dönem İstanbul'un temel metro ve tramvay hatlarının planlamasının yapıldığı dönemdi. 1992 yılında bugün İstanbul'un en fazla yolcu taşıyan metro hattı olan M2 Yenikapı Hacı Osman hattının temeli atıldı. 2019 yılına gelindiğinde dahi İstanbul'un toplam metro ve tramvay yolculuklarının %65'i bu iki başkan döneminde temelleri atılan 3 hatta yapılmaktaydı. Takip eden dönemlerde bu yıllarda ortaya koyulan vizyona uygun raylı sistem çalışmalarıyla İstanbul'un metro ve tramvay ağı genişlemeye başladı. 25 yıl boyunca yılda ortalama 5 kilometre metro yapılarak hizmete açıldı. Çocukların sevgisiyle, gençlerin coşkusuyla, anaların duasıyla, Mart'ta bahar getirdik, Haziran'da yazı getireceğiz. Her şey çok güzel.
güzel olacak. Bekle İstanbul. ...2019 yılında İstanbul'da yeni bir dönem başladı ve ulaşım sorunlarını çözmek için kollar sıvandı. Çözüm metro ve raylı sistemlerdeydi. Ama görüldü ki 2019'a kadar yapılan yatırımlar şehrin gelişim hızına yetişememiş, son dönemde birçok temel atılmasına rağmen inşaatlar ilerletilememiş ve törenle lansmanı yapılan projeler atıl şekilde kalmıştı. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan 24 saat yaşayan İstanbul'un ve İstanbulluların artık beklemeye tahammülü yoktu. İstanbul'a yeni metro hatları kazandırarak zamanın ruhu yakalanmalı, yer altında demir ağlar örülerek mega şehrin ulaşımı ayağa kaldırılmalıydı. Pandemi şartları, ekonomik kısıtlamalar ve bürokratik engellemeler bahane olamazdı. Finansman ve sözleşmesel problemler çözülerek 12 tane şantiyede aynı anda inşaata başlandı. 2020 yılında M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ve 2021 yılında T5 Cibali-Alibeyköy-Cep Otogarı tramvay hattı hızla tamamlanarak hizmete açıldı. Hız kesmeden devam eden projelerden 2022 Ekim ayı itibarıyla Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu %55, Çekmeköy-Sultanbeyli metrosu %65, Ataköy-İkitelli metrosu %75, Bostancı-Dudullu metrosu %95 ve Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Aşiyan finikülleri %100 oranında tamamlandı. Ortak akılla ve sadece İstanbulluların ihtiyaçları öncelendirilerek yapılan çalışmalar şehrin insanlarının yüzünü güldürmeye başlamıştı. Bu yeni anlayışın etkileri metro işletmesinde de görülmeye başladı. Gelişen hizmet anlayışının etkileri yolculuk deneyimine yansıyordu. EFQM mükemmellik programını uygulayarak hizmet kalitesini 5 yıldız seviyesine çıkaran Metro İstanbul, çevre, kadın, çocuk, kültür sanat ve spor konularına sahiplenerek düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların hayat kalitesini arttırmayı ilke edindi. Bugün İstanbullular metro alanında farklı sanat dallarına ait eserler görüyor, yapılan etkinliklerle metro alanlarının kültür sanat kavşaklarına dönüşmesini büyük bir ilgiyle izliyorlar. Metro artık şehrin cazibe merkezleri arasında. Türkiye'nin 5 yıldızlı mükemmellik belgesi alan ilk ve tek raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul'da tüm adımlar stratejik plan dahilinde dünyadaki tüm raylı sistemler yakından takip edilerek atılmakta. Ülkemizde kent içi raylı sistemler sektörünün lideri konumuna yükselen Metro İstanbul, tecrübe ve donanımı kadar Ar-Ge çalışmaları ve geliştirdiği teknolojilerle de yurt içi ve yurt dışına deneyim ve teknoloji ihraç eden tek raylı sistem işletmecisi olarak ülkemizin gurur kaynağı. Metro İstanbul, Ar-Ge çalışmalarının yıldızı olan yeni nesil tramvay aracı üretim çalışmalarında da büyük mesafe kat edilerek Cumhuriyetimizin 100. yılında 34 adet yerli tramvay aracı üretimi için izin süreçlerinde son aşamaya gelindi. Teknik bakım alanında tüm sistemi kendi imkanlarıyla sürdürecek bir seviyeye ulaşan Metro İstanbul, artırılan kapasite ve teknik imkanlarla dış kaynak kullanım ihtiyacını minimum seviyeye indirerek bu alanda dünyada bir benchmark konumuna geldi. Toplam 192 kilometre uzunluğunda 17 ayrı hat, 195 istasyon ve 951 araçla günlük 3 milyona yakın yolcu taşıyan Metro İstanbul, yolcularının konforu, güvenliği ve mutluluğunu önceleyerek tüm faaliyetlerini yolcu odaklı hizmet anlayışıyla sürdürmekte. İstanbul'da doğan raylı sistemler alanındaki birikimiyle ülkemizde sektöre liderlik eden, dünyanın çeşitli coğrafyalarında projeler üstlenen
Sahip olduğu teknoloji, işletme kabiliyeti ve etik değerleriyle alanında Türkiye'nin en değerli markası olan 16 milyon İstanbullunun Metro İstanbul'u 34 yaşında. Nice yıllara Metro İstanbul. Nice yıllara her şeyin en iyisini ve güzelini hak eden İstanbullular.